Evet arkadaşlar, bugün sizlere viski yapımını anlatacağım. Temel viski. Malzemelerimiz neler? Bu işi yapacaksanız olmazsa olmaz alkol metre gerekli. 1 litre etil alkol, 1 litre sıcak su, iyi su ama kaynamış sıcak su olacak. Malt, viski maltı ve meşe cipsi gerekiyor. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapmamız gereken 1 litre etil alkolü içerisine 1 litre kaynamış suyumuzu döküyoruz. Litre alkol elde etmiş olduk böylelikle. Şimdi bu alkolün karışımın soğumasını bekliyoruz. Evet, şimdi karışımımız soğudu. Bakalım karışımımızın alkol oranı kaç olmuş. Onu ölçeceğiz. Buradan bir kova boşaltıyorum biraz. Dökmesi daha rahat olsun diye. Sonra lama alıyoruz. Bunun cam olmasına dikkat edin. Evet arkadaşlar, bu tam %45 orana sahip alkolü elde etmiş olduk böylelikle. Evet arkadaşlar, elde ettiğimiz bu 2 litre alkole meşe cipsi, yaklaşık yarım avuç kadar meşe cipsini direkt atıyoruz. Evet arkadaşlar, meşe cipslerimize ilaveten öğütülmemiş kahve. Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinden biraz serpiştiriyoruz. Bunun tadını almıyorsunuz bile. Meşe zaten bastırıyor kahvenin tadını. Ama bir fark var mı derseniz var. Ama kesinlikle kahveli viski içiyor gibi bir tat oluşmuyor ağzınızda. Onu belirteyim ben size. Bu şekilde yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp 2 hafta dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, 2 haftanın sonunda viskimiz hazır. İçerisindeki meşeler ve kahveler dibe çöküyor zaten birkaç günden sonra. Daha sonra bunu alıp süzüyoruz ve hazır hale geliyor. Yapmamız gereken tek şey viski aromasına ilave etmek. Bunu da göz kararı ilave edebilirsiniz. Bunu da ilave ettikten sonra kapatıyoruz ve çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra 2 gün daha dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, viskimiz hazır. Double Black ayarında, tadında bir viskimiz hazır. Şimdi önemli olan bunu siyah hale getirmek. Peki nasıl siyah hale getireceğiz? Karamel aromasıyla getireceğiz. Karamel aromasının şöyle bir özelliği var. Tadını değiştirmiyor. Yani eklediğiniz ürünün tadını değiştirmiyor. Sadece rengini değiştiriyor. Evet. Yoğun bir rengi var. Koyu bir rengi var. Bunu black hale getirene, yani siyah hale getirene kadar karamel aroması ekliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi, bakın, biraz bile ekleyince hemen etkisini gösteriyor.
bunu mesela bu kadar ekledikten sonra, yani tam bir çay kaşığı değil de yarım çay kaşığı alıyoruz. Çalkalıyoruz arkadaşlar. Bakın. Koyu hale geldi bile şimdiden. Bizim aradığımız özellik siyah hale gelmesi. Yani tadını hiçbir şekilde eklemiyor, etkilemiyor. Gene ekledik. Bakın iyice siyahlaştı zaten. Karıştırıyoruz. Bir tık daha. Çok az daha karamel koyduktan sonra bu iş tamamlanmıştır. Yani birkaç damlası bile inanılmaz etkili. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, siyah yani Double Black viskimiz hazırdır. 2 gün daha dinlendikten sonra şişeleyip afiyetle içebilirsiniz.